Merhaba sevgili izleyiciler. Ağustos ayının ilk programı ve tabii bildiğiniz gibi bugün hem 5. yaşımız hem de 250. canlı yayınımız. Tam 1825 gün bu programı devam ettirmişiz. Yaklaşık 180 markayı konuk etmişiz ve bugünlere gelmişiz. Efendim bugün tabii aslında o kadar çok söylenecek şey var ki ama tabii malum zamanımız da sınırlı. Ama şöyle bir kere bizim sektör temsilcileri, sektör sivil toplum örgütlerine hepsine teşekkür ediyorum. Başta Reklamcılar Derneği ve Reklamcılık Vakfı'na. Bunun yanında bizim Outdoor'da destekleyen sevgili Arvak Başkanı Ayhan Tezcan ve onun sayesinde Clear Channel, Störer ve Outdoor TV'de yayınlanan reklam arkası filmleri için buradan teşekkür ediyoruz. Program konuklarım bugün çok özel. Neden özel? Çünkü bugüne kadar hiç reklam arkasına konuk olmadılar. Ne marka olarak ne de şahıs olarak. Önce onları tanıtacağım. Sonra bir reklam arkasının küçük bir VTR'si var. Onu izleyeceğiz ve sonra programımıza devam edeceğiz. Efendim, Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Eşref Biryıldız. Hoş geldiniz. O kadar markamız değerli ki hiçbir şey atlamak istemiyorum. Jaguar ve Land Rover Genel Müdürü sevgili Simay Alsan, hoş geldiniz. Ve BMW, Mini Cooper, BMW Motorrad Genel Müdürü Ayhan Ölçer. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Programa geçmeden küçük VTR'mizi izleyerek başlamak istiyorum. Bir bakalım. Merhaba. Bu Erdil bu arabaya göre konuşsun. Erdil'e bu yakışır dediler. Ben de tamam dedim. Şehirde en mantıklı araba o bir yandan. Bir yandan önünde çalışmak da zor bir şeydir bir yandan. Ne değişiyor diye sorarsanız dosyaların içeriği mükemmel değişmiş. Bir arada oynamayı bildiğimiz zaman bence her harikarda hepimiz kazanırız diye düşünüyorum. Benim bu işin içinde olmam gerekiyor çünkü yabancı tür çektiğim hiçbir şey yok. Ne söylediğiniz unutulur, ne yaptığınız da unutulur ama verdiğiniz duygu unutulmaz. Radyodan da Halit Kıvanç'ın sesiyle maça eşleştirme yaparak ilk canlı yayın, radyoda maç canlı yayını 1966 yılında böyle gerçekleşmiş. Seçici davranmakta her zaman fayda var diye düşünüyorum. Ben o konuda çok seçici bir insanım. Bu şapkayla reklam veren şapkanı çıkartarak... Aslında iki şapkayla gelmeyi düşünüyordum. Açık havanın yükselişi önümüzdeki yıllarda da sürecek. Biz bunu öngörüyoruz. Yani bütün dünyada da zaten aynı şeyi söylüyorlar o anlamda bakınca. Bu işin sırlarından biri sevdiğin işi yapma. Ben kendime hep öyle söylüyorum. Sevdiğim işi yapıyorum. Bu benim için çok büyük bir şans. Her markaya ayrı şerbet bence doğru formül. Aynen. Elimde ışın kılıcıyla açıyorum bugün programı. Direkt ben seni istiyorum abi dedi. Hani orada suratımızda ifade olarak böyle hani tebessüm var gülüyoruz falan. Donuyoruz abi orada. Ciddi donuyoruz yani. Çalışmanın ödüllendirilmesi lazım. Bunu da en iyi değerlendirecek olan halktır. Nadir dünyanın içerisinde bir de ödül diye bir mekanizmayı biz icat etmişiz. Yine reklamcılar icat etmiş. Kendimize veriyoruz çoğunlukla. Para, kapital ve güç batıdan doğuya kayıyor. En iyisi yapıldıysa bunu söyleriz. Ama bu en iyisi değildir zaten. Daha gidecek yer vardır. Milli takımımızın kaptanının formasını da böylece almış olduk. Teşekkür ediyoruz. Adeta bir Darüşşafaka mezunu, bir Darüşşafakalı gibi oluşmaya başlayınca, giderek böyle artınca müthiş bir aynı ailenin parçası gibi olduk. Ulaşabildiğimiz her kanaldan aynı prensipte, yani çok uzatmamak adına aynı prensipte kadınlara ulaşmaya çalıştık. Sosyal hayata, ekonomiye katılmak çok güzel fakat işin acı da bir yönü var. Yönü var değil mi? Yani sürekli olarak haberlere yansıyan Türkiye'de kadının gördüğü şiddet. Biz maalesef hala bunu yapamıyoruz. Liderleri yan yana getiremiyoruz. Çok terbiyesiz bir oyuncak ayıydı o. Bizimki de terbiyesiz değil ama bizimkisi ayrılığının farkında. Ve bu kampanya boyunca da ayılık etmeye de devam edecek. O sese alışınca seyirci, diyelim ki reklama girdi, o sırada mutfakta. Ha. O sesi duyduğunda neyin o markayı, reklamı olduğunu değil mi? Evet, çok önemli hissetmesi o lazım. Evet sevgili izleyiciler, bir reklam arkasının daha sonuna geldik. Barış ve sevgi dolu bir hafta sonu diliyoruz. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın. Evet. Eşref Bey böyle geçmiş vallahi, zaman su gibi akıp gidiyor. Ama gülümseten bir programımız var. Herkes gülümsemizle izlerken gülümseyelim. Tanıdıklara evet rastladık. Çok geç kalmışız biz ama güzel bir program. İşte ama geç kalmışsınız ama en güzel programa evet gelmişsiniz. Evet.
Aslında bu program için bayağı konuştuk sizinle değil mi? Yani nasıl yapalım, nasıl değişik bir şey yapalım dedik. Ve güzel bir şey yaptığımıza ben inanıyorum. Evet. Çünkü bunun provasını hem sizin güzel bir sabah kahvaltısında hem de bugün program önünde yaptık. Sizin tabii bu sektörün içinde çok ciddi bir markanın sürdürülebilir niteliğini geliştirmekte, hani reklamın dışında da birçok şeylerin yapılmasına ilk öncülük yaptığınızı herkes biliyor. Hatta en son Şenez Bey'le beraber bir kahve içerken de bayağı bir konuşmuştuk bu konuyu. Bir kere uzun yıllar çok önemli bir markada görevdeydiniz ve o uzun yıllar boyunca da Türk Milli Takımı'nın devamlı sponsoruydunuz. Yani Mercedes olarak konuşuyorum burada. Bu sporda sponsorluk günümüzde de şimdi birçok konuda çok bakir de bir alan diye de bakıyoruz ve çok ciddi paraların da sıcak paranın döndüğü de bir sektör bu spor, yani ağırlıklı futbol olarak baktığımız zaman. Bir 2016 Avrupa Şampiyonası'nı geride bıraktık. Önümüzde dünya elemeleri var. İşte ligimiz başlıyor. Çok da güzel. Burada Turgay Şeren'i de anacağız bu sene ligde. Sponsorluk deyince nasıl bakmalı marka? Evet, ben önce kutlayayım 250. programınızı. Demin Salı Pazarı şovrumunu sorduğunuzda sizin tevellüt kaç demiştim. Çok eski olduğu için. Ama bu tevellütler bunları getiriyor. İşte, doğru diyorsun. Ben o nasıl yapalım programının sonunda karar verdiğimiz şekli için çok mutluyum. Çünkü Borusan Otomotiv'in icra kurulunun %60'ı burada. Kaldığımızda bir toplantıya devam edebiliriz yani. Ben 1994 yılında Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nı seyrediyordum televizyonda ve sonunda birinciye ödül verilirken bir lastik firmasının CEO'su ödülü verdi ve 40. yılı dedi, yani sponsor 40 yıldır sponsor olmuş ve o anda düşündüm, dedim ki yani sponsorluk olacaksa böyle olmalı derken 1996 yılında bir ortak dostumuz Şenes Bey'le beni bir araya getirdi ve ben çok uğraşarak, o zaman yani direktörler kurulu üyesi değilim, satış müdürüydüm, çok uğraşarak ikna etmeye çalışarak futbol milli takımlarının sponsoru olmaya ikna ettim o zaman çalıştığım şirketi ve 2 yıl sonra da basketbol milli takımlarının sponsoru olmaya ikna ettim ve bana sordukları zaman ne bekliyorsun, çok uzun soluklu olursa iyi anlamı olur var diye düşünmüştüm ve birincisi 20. yılını kutladı, ikincisi 18'i kutladı. Ben 8 sene önce Borusan Otomotiv'de işe başladığımda ise onun 12. yılıydı ve 2008 sonu 2009 başlangıcı her şeyi kısıtlamak zorunda kaldığımız bir yıldı. Tüm giderleri, masrafları ve Borusan Otomotiv Motor Sporları takımının kaptanı İbrahim Okya geldi. Eşref Bey ne yapacağız diye boynu bükük bakıyor. Düşündüm, dedim ki ben 3-4 seneden beri emek verilmiş bir şeyi başkalarının yaptığı, sırf ben içinde olmadığım için yok sayamam diye düşündüm ve devam etme kararı verdim. Ki sanki onu korursam benim o öteki eski çocuğum da devam edermiş diye düşünüyorum. Nitekim öyle oldu. Ve devam ediyoruz. O da 10. yılını kutladı. Aynen, ya da kutlamak üzere. Evet. Ve kürsüye çıktılar dünyanın birçok yerinde. Türk bayrağını da, markamızın adını da her yerde şerefle andırdılar. Ama sponsorluk deyince benim için bu tür sponsorluklarda iki şey var. Bir sessiz sponsor, yani sadece destek olup bunu hiç lanse etmemek. Ama onun anlamı var mı evet, sizce? Bence bir anlamı yok çünkü yani hissedarın parasını harcıyorsunuz. Eninde sonunda yani salt iyilik yapmak da olmuyor. Hayır, bazı yüzden markalarda şöyle, hani sponsorluğa diyelim işte belli bir para veriyorlar. Fakat bunun işte ne bileyim PR'ını ya da işte diğer iletişim araçlarını kullanmıyorlar. Evet. Sonra da diyorlar ki bu sponsorluğun bana ne faydası oldu? Evet. Yani onu muhakkak açılımlı olarak da kullanmak Şenes Bey, lazım. Şenes Bey söyledi ya, yani 20 yıl sonra ilk defa nihayet televizyon reklamında gördüm o sponsorluğu dedi. Bizim için de aslında öyle. Bir sürü araç otomobil lansmanına, yurt dışına gazetecileri, altılı gruplar, daha büyük gruplar haline gönderiyoruz, götürüyoruz ama bu katıldığımız yarışmaları ne yazık ki o gazetecilerden hiçbirini götürmüyoruz. Bu da bizim eksimiz. Yani Borusan Otomotiv zaten motor sporlarının Türkiye'de çok fazla ilgi göstereni yok. Biz bunu yaparken aslında onu yapmalıyız ki insanların ilgisi olsun, yarışmalara da insanlar gelsin diye düşünüyorum. Bir de son
Avrupa Şampiyonası'na dikkatimi çekti ve bunun ne olduğunu bilmiyorum. Belki siz biliyorsunuzdur. Herkes milli takıma başarılar diliyor. Ben hangisi sponsor, hangisi değil, hepsi sponsor mu onu bilemiyorum ve anlamıyorum. Şeylerde de öyle aslında, evet. Basın ilanlarında da öyle. Hepsi bir başarılar diliyor. Evet. Ama o zaman bu sponsoru korumak, korumamak gibi de bir zannedersem şey var. Kavram çünkü düşündürüyor. İki hafta evvel ya da üç hafta evvel Dio konuğumuzdu. Onlar da milli takım sponsoru. Belli görsel ve film haklarını kullanma, yani milli takımın maçlarından gösterme işte falan filan, onlara zannediyorum ana sponsorlar daha çok kullanıyor. Kosponsorlar sadece bir logo falan gibi kullanımla işe dahil oluyorlar diye düşünüyorum. Evet, ama şu var, yani milli takımlardan bahsettiğimiz için bunlar, hı-hı, artık gerçekten marka bilmiyorum oldular ve o markanın da bir stratejisi olması lazım. Yani ben hatırlıyorum ilk yıllarımızda bir modeli lanse edeceğimiz zaman Fatih Hoca tutar çekerdi araç başında bir fotoğraf çekmek için. Herkes isteksizce yürürdü, zorla falan gelirdi falan. Yani azıcık şey, çok, çok fazla çaba gösterip sonunda da hiçbir zaman tam istediğiniz efekti alamadığınız yıllardı o yıllar. Ama gittikçe gelişiyor dediğim gibi. Gelişiyor. Ben gittikçe de pahalılaşıyor. Şu anda gördüğüm kadarıyla yani Avrupa Şampiyonası'nda en çok sponsoru olan, evet, takımlardan biri, evet, Türk milli takımı. Evet. Hani dediler ki işte primleri şampiyon olan şu kadar alıyor, işte bizimkiler nasıl böyle alıyor, evet, falan. Evet. Sanırım sponsorlukların bolluğundan da olabilir. Bizim bugün yaptığımız tabii sponsorluklardan çok, yani Borusan Otomotiv Motor Sporları diyorum, biz dışarıdan sponsorlar alıyoruz. Aslında takımın sahibiyiz ve ana sponsoruyuz. Hı hı. Diğer markalarımızın, belki Ayhan'la Simay bahseder, işte Sailing Fest'leri var, Yelken Yarışmada var. Birisinin Extreme Sailing var, diğerinin normal sailing festivalleri var, golf var. Ama benim, yani ben 42-43 yaşına kadar halı sahalarla devam ederek futbol oynadım. Bir serçe parmağımı kırdım, bir ayak bileğimi kırdım, onu bıraktım. Ve benim için bir numaralı spor hep o yıllarda futboldu. Ancak şu anda iki markamızın da futbolla hiç alakası yok, basketbolla da hiç alakası yok. Evet. Jaguar, bugün böyle eskiden falan hani bu markayı böyle telaffuz ettiğimizde hep böyle ulaşılamaz bir marka görünümdeydi. Yani değer olarak. Nasıl iletişimi götürüyorsunuz? Önemli bir marka, niş bir marka. Nasıl gidiyor yani iletişim çalışmaları? Çünkü otomotiv sektörünün reklamlarını görüyoruz. Çok yoğun bir şekilde devam ediyor. Hatta sizin geçenlerde bir etkinliğiniz oldu. Sanırım ilk böyle bir, doğru, etkinlik olarak. İsterseniz böyle bir markanın iletişimi nasıl yapılıyor? Biraz ondan bahsedelim. Tabii. Jaguar markasını biz 2014 yılının sonunda Borusan Otomotiv çatısı altına aldık. Ve 2014'ün sonundan itibaren, yani 2015'te ve 2016'nın ilk yarısında çok önemli bir yer aldı bizim iş planımızın içinde, stratejimizin içinde. Jaguar markasının pazarlama faaliyetleri, markayı konumlandırma, markanın bilinirliğini arttırma. Çünkü baktığımızda Jaguar aslında çok köklü bir marka. Yani 1922'ye dayanıyor ve genlerinde sportiflik var ve performans var. Marka değerleri içinde bunlar var. Dolayısıyla biz de yaptığımız her iletişimde aslında biraz Jaguar'ın bu özelliklerini ön plana çıkartmaya çalışıyoruz. Jaguar markası diğer markalarımızdan biraz ayrışıyor. Çünkü bu marka biraz daha farklı bir marka. Farklı olmak isteyen bir müşteri kitlesinin tercih ettiği, kalabalıktan ayrılmak isteyen bir müşteri kitlesinin tercih ettiği niş bir marka dediğiniz gibi. Dolayısıyla iletişim faaliyetlerimiz de buna uygun olarak sürüyor. Yaygın bir iletişimdense daha odaklı iletişime yönleniyoruz. Daha hedef kitlenin olduğu yerleri bulmaya, oraya gitmeye ve mümkün olabildiğince aslında hedef kitleyle yüz yüze gelebilmeye çalışıyoruz. Yani gazete ilanı ya da televizyon reklamındansa etkinlikler bizim için daha doğru iletişim yöntemleri oluyor. Zaten günümüzde baktığınız zaman hani kişiye dokunmak diyoruz ya, hani kişiye dokunmak hele böyle bir özel bir markada çok daha etkilidir diye. Çok hani doğru. Onun adresine, onun kişi işte belli günlerinde falan, bu tip şeyler çok artık doğru. Günümüzde çok, çok moda doğru. Yani. Bir de tabii Jaguar çok bilinmeyen bir marka Türkiye pazarında hala. Dolayısıyla onu sadece adıyla ve sadece görseliyle göstermek istemiyoruz. Aslında performans tasarımda görünüyor ama en iyi
otomobilin içine oturduğunuzda anlaşılıyor. Doğru. Yani test ettiğinizde anlaşılıyor. Dolayısıyla onu yapabilmek için de yüz yüze gelmek gerekiyor. Bir de böyle özel günler falan yapılıyor zaten. Aynen, değil mi? Markaların öyle. Lansmanlarında evet, falan. Evet, evet. Onlar sene, da etkili oluyor. Bu sene yeni bir ürünümüz çıktı Jaguar'da. İlk SUV'sini çıkarttı Hı-hı. Jaguar. Ve onun F-Pace ismi modelin. F-Pace'in lansman etkinlikleri içinde ilginç bir iletişim faaliyeti sürdürdük. Ve Jaguar'da dünyada ilk kez pop-up showroom konseptini yarattık. Nişantaşı'nda 2 aylık bir sokak showroom'u yaptınız. Showroom'u, yani. Showroom aslında aldık. Çok küçük bir yerde 2 model sergileyebildik ama hedef kitlemizin olduğu yere gitmek, bilinirliği arttırmak, yeni modelimizi göstermek için çok başarılı Önemli bir yani. Etkinlik oldu. Evet. Evet Ayhan Bey, aslında bugün bizim kurumsal rengimiz mordu biliyorsunuz. Evet. Buna en iyi uyanlar Simay Hanım ve siz. Siz de. Sizin mendilinizde var görüyorum. Yalnız Ayhan'ın kravat benden biliyorsunuz. Söylemeyecektim ama siz bunu söylediniz. Bir de masadan mor bir narımız var. O da Türk reklamcılığının ilk ilancılık reklam ajansı Yakup Bey yolladı. Olsun. Efendim nar berekettir dedi. Evet. Bu bereket hem programa hem de gelen konuklara bereket Süper. Getirsin dedi. İnşallah. Onu da İnşallah. Buradan kutlayalım. Evet, işte markaların pazarlama stratejileri, işte sponsorluk çalışmaları. Tabii marka çok değerli. Sizden otomotiv sektöründe Türkiye hareketli de bir pazar. Nasıl pazardaki durum ve biraz son teknolojilerde işte mesela şu anda elektrikli otomobilin farları yanıyor diye görüyorum orada. Evet. Farlar yanıyor. Bu hibrit olayları nasıl ülkemizde? Rakamlar biraz yukarıda diye söylüyorlar ama bir de bunun yanında çok merak ettiğimiz bu start-stop olayı Eşref Bey'le de konuştuk. Bunu sizinle konuşmamı özellikle istedi. nasıl gidiyor bu sektör? Biraz bahseder misiniz? Şimdi esasında çok eskilere de baktığımızda yani 2000 yılına baktığımızda hep Türkiye'nin... Çok eskiler dediniz, 2000 dediniz ya. 17 sene evvel. Eşref Bey'le Ayasofya'nın kilise zamanını konuşuyoruz içeride yani. ben biraz daha yakın geçmişe gideyim. Hep Türkiye'de işte önümüzdeki 3 sene içinde pazar 1 milyona gidecek diye böyle hayaller vardı. Bugün hala o noktadayız. Esasında bakıldığında çok büyük bir pazar gibi gözüküyor ama ancak daha geçen sene bu 1 milyon sınırına doğru gelebildik. Çünkü her zaman bizim bir engelimiz var, bir vergi olayı var. Bu vergiyle beraber maalesef adetlerimiz hep belirli noktalarda takılıp kalıyor. Niye ama... bizde hep bu vergi yüksek ya? Yani hep, yani ben gençliğimden beri, yani ehliyeti aldığımdan beri bilirim yani. İşte Türkiye'de işte o araba 20 bin liraysa işte Avrupa'da 10 bin lira gibi. Evet. Hani örnek hep böyle çok ciddi yani %40, %45'e varan farklar var. Yani ta eskiden bir taşıt alım vergisi vardı. Evet. Ondan sonra o 1999 yılından sonra ÖTV'ye döndü. ÖTV'de şu anda hayatımızda. Sırf evet. otomobilde değil birçok başka sektörde de var ÖTV ama bizi çok etkiliyor. Çünkü çok yüksek oranlar. Yüksek. Yani minimum %45'ten başlayıp evet. %145'e kadar giden bir oran var. Bunlar tabii ki bizim gelişmemizi çoğu zaman hep baskıladı. Hı hı. Ama son özellikle belki 5 yıldır özellikle bizim bulunduğumuz yani premium segmentte de çok ciddi bir artış oldu. Burada tabii bizim uyguladığımız stratejilerin çok büyük önemi oldu. Motor stratejileri yani daha düşük hacimli motorları piyasaya sunmamız çok ciddi bir adet getirdi bize. Ama yani hala o 1 milyon işte Türkiye toplamda 1 milyon ki bunun içindeki binek otomobil pazarı birazcık daha az. Hı hı. Ulaşamadık. Ancak çok büyük ticari vasıtaları falan koyduğunuz zaman 1 milyon üzerine çıkmadı. Geçen sene. O da geçen sene oldu ama hep altındayız. Bir türlü gidemiyoruz. Ama programdan da önce konuşuyorduk. Zaten trafiğimiz de çok parlak değil. Evet. Hani belki bunların hepsinin bir optimum noktasında dolaşıyoruz diye düşünüyorum. Trend nereye doğru gidiyor? Yani önümüzdeki yıllarda hı hı. hep öngördüğüm, konuştuğumuz bir elektrikli otomobiller var. Bir de biraz küçülme mi var modellerde böyle baktığımız zaman? Hem var hem yok. Hem yok. Yani motorlarda küçülme var hı hı. ama
O motoru, küçük motoru en büyük i̇şte gölgede alabilme gibi falan şeyler falan de var. Küçük hacimli, yüksek güçlü motorlar. Her yeni çıkan seri bir eskisinin bir öncekinin aslında birkaç santim büyüğü, gibi devam uzuyor otomobil. Yani. Bir santim, iki santim uzuyor. Evet, aynen. Bizde yani bu elektrikli otomobilleri yanı sıra tabii trendler nereye doğru gidiyor? Mesela bir connected şeyi var, unsuru var. Birçok marka kullanıyor. Bizim de çok uzun zamandan beri kullandığımız mesela bir unsur. Connected drive özellikleri var otomobillerde. Her otomobil bağlı. Yani bir network'e bağlı hareket ediyor. Bunun hani diyebilirsiniz ki ne özelliği var? Mesela diyelim bir kaza yaptınız ve kaza anında herhangi bir airbag'iniz tetiklendiyse otomobil direkt olarak bir call center'a sinyal gönderiyor. Evet. Ve call center sizin yerinizi anında görüp sizi telefonla arayıp diyor ki iyi misiniz? Yani her şey yolunda mı, yapabileceğimiz bir şey var mı? Yani en yakın ambulansı yönlendirme vesaire gibi. Mesela bu tip olaylar gittikçe daha önemli. Da diğer markalarda da artacağını tahmin ediyorum. Özellikle önümüzdeki 2-3 sene içinde. Onun dışında hibrit otomobiller, elektrikli otomobiller çok kolay değil. Çünkü hepsinde bir menzil sorunu sıkıntısı var. Evet. Sorunu var. Daha çok şu anda şehir içlerinde kullanılmaya yönelik araçlar. Ama plug-in hybridler, yani şarj edilebilir hibrit otomobiller bu noktada birazcık daha öne çıkacak önümüzdeki günlerde. Bu da hem şehir içinde kullanıyorsanız elektrikli kullanıp çevreyi koruma şansınız olacak. Şehir dışına çıkıyorsanız içten yanmalı motorun etkisiyle menzil problemini ortadan kaldıracak araçlar. Ama baktığınızda bu otomobillere bir destek olmazsa, yani vergi açısından olsun, işte motorlu taşıtlar vergisi, yani yıllık vergilerden olsun, bir destek olmadığı sürece de gelişimleri çok çok kolay değil. İyi. Bir de trafik sigortalarında bir şeyler oldu. Hatta bizim kanalda da geçenlerde bir program yapıldı. Onlarda da bir farklılık mı oluyor, bir şey mi oluyor? Bir indirime mi gidiliyor, bir şey mi oluyor? Vallahi öyle bir şeyler. Trafik sigortası olayını biz bu işin içinde olanlar olarak bir daha çözemedik. Ama bir dönem çok yükseldi geçen sene. Şimdi tekrardan devlet... Bir de böyle güncel daha... sanki fiyat değişiyormuş gibi bir, evet, bir şeyler var. Çünkü uzun dönemde sigorta şirketleri baktıklarında anladılar ki trafik sigortasından çok ciddi bir zarar ediliyor. Burada çünkü fix bir rakam vardı biliyorsunuz. Yani sizin riskinize bağlı hiç olmayan değişmezdi o. Değişmiyordu. Hı-hı. Şimdi onu birazcık daha riske bağlandı ki bence doğrusu da o. Ama bu da tabii ki bir noktada birazcık sıkıntı yaratabiliyor. Eşe biz çok ciddi konuştuk ya. Değil evet. Böyle yani ciddi program. Şey yani bayağı sektör falan. Ayağının start stop düğmesi dediğiniz. Evet, onu unuttum. Onu unuttum. Bir de biliyorsunuz son zamanlar tüm otomobillerde bir start stop düğmesi var. Start stop özelliği var. Düğmesi demeyeyim de. Trafikte durduğunuz zaman otomobiller gereksiz tüketimi önlemek için kendinden motorlarını kapatıyorlar. Biz de zaten devamlı duruyorsunuz. Devamlı duruyoruz. Ben de bu işe, ben özellikle de elektrikli otomobil de kullanıyorum uzunca bir zamandan beri. Çok ya, çevreye de olabildiğince dikkat ediyorum yani kirletmemeye. Özellikle bazı otomobillere bindiğim zaman, arkadaşlarım kullandığı zaman görüyorum ki o start stop özelliğini anında devreden çıkartıyorlar. Evet. Diyorum niye yapıyorsunuz bunu? Rahatsız ediyor. Yok diyorum, ben rahatsız olmuyorum yani. Dursun çünkü durduğunuz yerde motor çalıştığı zaman inanılmaz rahatsız olmaya başladığımı hissettim. Bir tek bir şey kafama takılıyor. Hani bizde çok böyle durup kalkma var ya. Yani bunun bir ona zararı var mı? Onu merak ediyorum. Yok. Her zaman bu söyleniyordu. Evet. Özellikle akülere bunun bir dezavantajı. Öyle de bir akü pazarlıyorlar şimdi. Evet. Değil mi? Var aynen. Ama aküler de artık o kadar gelişti ki bu özelliği çok rahatlıkla, yani bu durma kalkmaları tolere edebilecek durumda. Ben bugüne kadar hiçbir şekilde böyle bir problemle müşterilerimizden geri olsun, kendi kullandığımda yani bir problem olmadı. Zaten durup kalkarken devreye girmek üzere yapılmış bir sistem. Dolayısıyla ama durup kalkıyor olmak sisteme bir zarar vermiyor. Ama bu dediğiniz hani böyle gelişmiş ülkelerdeki durup kalkmadan bahsediyorsunuz herhalde. Farklı bir şeye geçmek istiyorum. Tabii. Çünkü zamanımızda hani böyle bir 7-8 dakika gibi bir süre var. 7 dakika varmış. 7 dakika ilavemiz vardı diye biliyordum. Kullandık onu. Baştan erken girdik. Sağ olsun Ali Çağatay bize erken verdi zamanını. İnsan kaynağı çok önemli günümüzde. Hatta size geldiğimizde çok ilginç işe girme veya sektöre başlama hikayeleriyle diyorum. Bu işte bir böyle bir farklı bir renk yapalım. Bana bunların içinde en ilginci aslında
Ayhan Bey'in. Evet. Olayı gibi geliyor. Bence Ayhan Bey'den başlarım o zaman. Değil mi? Tamam, öyle başlayalım. Tamam. Ayhan Bey. Ama Simay'ınki de ilginç. Evet. Ben 1990 yılında askerden döndüm. Tesadüfen o zamanlar Gülsuyu'ndaydı, Kartal Maltepe'de. Toyota'sanın önünden geçiyordum. Tabii internet yok. Yani bugünkü gibi işte LinkedIn tabii olsun canım vesaire. Hani girip de bir yerlerden iş bakacak haliniz yok. Geçerken orayı görünce ben buraya başvurayım dedim. Gittim otomobille yan yola girdim ve geldim dışarıya park ettim. Otomobilimiz içeri var yalnız. Evet değil mi? Yani işe başvuruyor ama iyi yani. Dediler ki, bizde ayakkabı yoktu. İçeri giremezsiniz. Dedim tamam dışarı park ettim. Ben iş için başvurmaya geldim dedim. Beni Nizamiye'ye aldılar, güvenlik kulübesine. Siz orduya mı başvurdunuz? Yani şimdi, güvenlik kulübesi. Nereden böyle Nizamiye geldiyse aklıma bilmiyorum. Yeni gelmişim bir askerden. Yeni gelmişim doğru. Girdim içeriye, bir güvenlik görevlisi geldi. Dedi iş için gelmişsiniz. Evet. Kendi tarzıyla İngilizce biliyor mu dedi. Dedim biliyorum. bilgisayar kullanıyor mu dedi. Kullanıyorum dedim. Telefonu aldı. Kulağı çınlası Recep Bey var idare. Recep Bey dedi birisi başvurmaya geldi işe. Kapattı. Ondan sonra işe başladım orada. 3 senede çalıştım. Hep derler ki seni kapıdaki Ahmet esasında işe aldı. Aslında bazı bir dönemlerde o kapıdaki adamlar çok önemliydi biliyorsunuz yani. Hep böyle kilit noktada evet olan evet insanlardı. Yani onu geçemeseydim bilemeyecektim. Evet, evet. Yani onu ikna edemeseydiniz belki de sektöre girişiniz olmayacaktı. Evet. Ben mesela ilk iş görüşmeme şeyle gitmiştim. Bulijin pantolon ve bulijin gömlekle gitmiştim. Kapıdaki adam geri gönderdi düzgün bir şeyler. Gerçekten. Değil ama başka biri gönderdi. Sizinki de ilginç. Aslında siz yani yanlış hatırlamıyorsam değil mi? Yani başladığınız günden beri aynı evet, iş yerindesiniz. Evet, ben hep Borusan Otomotiv'de bütün tecrübem 21 yıldır otomotiv sektöründeyim. 95 yılında girdim üniversiteden mezun olduğumda. O zaman Borusan'ın bir özel programı vardı. Hala da var. Şimdiki adı Yeni Nesil Yetenek. O zamanlar yetiştirme elemanı projesiydi. Üniversiteden yeni mezun olmuş işte gençleri seçiyorlar arasından gibi seçtikleri bir program. Ona başvurmuştum okuldayken. Fakat çok uzun bir süreç oldu. Yani sınava girdim, İngilizce sınavına girdim. Ondan sonra ön görüşme, sonra bir mülakatlar falan bir falan, mülakat daha, holdingde bir mülakat, Borusan Otomotiv'de bir mülakat ve Bodrum'da yaşıyorum. Bodrum'dan her seferinde İstanbul'a gidip gelmem gerekiyor. Ayhan Bey gibi arabam da yok. Otobüsle seyahat ediyorum. Dolayısıyla en son artık görüşmede ben zannediyorum ki yani bu kadar gittim geldim artık herhalde işe başlayacağım. En son görüşmede dediler ki bana yani sizi bir de genel müdürümüzle görüştürmemiz gerekiyor. O zamanlar Eşref Bey'in yerinde olan Müşerref Hanım vardı, kulakları çınlasın. Onunla görüştürmemiz gerekiyor. O da maalesef burada değil. O yüzden tekrar gelmeniz gerekiyor. Ben dedim ki yani kesinlikle bir daha ben gelemem. Dedim ve artık hani bu iş olmayacak noktasına gelmiştim ama birdenbire karşımdaki beyefendi dedi ki Müşerref Hanım da aslında Bodrum'da. Dolayısıyla biz size orada bir şey ayarlayalım, görüşme ayarlayalım. Yani gerçekten hani böyle bir şey başka birisinin başına gelmiş midir bilmiyorum ama biz iş görüşmesini Bodrum'da benim ailemin evinde gerçekleştirdik. Sizi istemeye geldi. Yani. Aynen öyle oldu. Anneme falan hayırlı olsun dedim Müşerref Hanım. Annem çay kahve ikram falan yaptı. Böyle ilginç bir benim çok de güzel başlangıç hikayem var. Sabahleyin biz burada konuşuyoruz. Ben sizin yerinize geçtim. Simay'a diyor ki Simay Hanım insanın seçimleri ne kadar önemli? Ya siz o sırada ben gelmiyorum diye bir seçim yaptınız ki yanlış seçim olacaktı. Yani. Arkasından da tesadüfler önemli. Müşerref Hanım Bodrum'da olmasaydı ne olacaktı? Şöyle bir düşündü. Şimdi Bodrum'da yan gelmiş yatıyordu. Eşref Bey son 2 dakika. Tamam. Sizinle kapatacağız. Okay. Ona göre tamam. Timing sizde. Okay. Ben Borusan Otomotiv'e 7,5 yıl önce başladım. 8 yılda olmak üzere Öğretmenler Günü'nde başladım. 28 Kasım, yani 24 Kasım öyle bir tarihte. Ve yeni olduğum için ve işleri öğrenmem gerektiği için yani bana direkt BMW Genel Müdürüm Ayhan'ın işini yapıyorum. Daha o zaman İcra Kurulu Başkanı değildim. Ve
gece yarıları 1'lere kadar, 11'lere kadar, bazen sabah ezanı çıkıyorduk, duş yapıp kahvaltı edip eve geri geliyorduk ve artık kötüydü durumumuz. Ve ben bir koridorun en başındayım, merdivenlerden aşağı iniliyor, o bir kanat, şimdi Ayhan'ın o geldiğiniz gördüğünüz odası, orası. Bir baktım en çok yani destek istediğim, birlikte çalıştığım arkadaşlardan bir tanesi Cem. Hiç gitmiyor. Diyorum bu çocuk burada mı yatıyor filan. Bir iki gün böyle oldu. Sonra mesai bitti. Cem çıkmıyor. Bir baktım odasında yok. Meğerse arkadan yangın merdivenleri var. Artık çocuk dayanamayacağı için oradan servise gidiyormuş. Ama şu anda İstiye Boru Sanatı'nın genel müdürü oldu yani. Çalışınca evet. Oluyor. Çalışmak gerekiyordu. Çok çalıştık ama ömür boyu devam etmedi. Yani 470 kişiydik. O tarz, yani 430 kişiydik. Bugün baktığınızda 8 yıl içinde 1200 kişiye çıktı asıl kadromuz. Otomotiv zevkli iş. Bir daha evet. Diyorum ki bitirdiğimiz okulları değiştirseydik acaba koltuklarımız değişir miydi? Değişmezdi gibi bir şey. Vallahi ağzınıza sağlık. 250. programı bitirdik sayenizde. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. Tekrar tebrik ediyoruz. Tebrik ediyoruz. Teşekkürler. Bizi ağırladığınız için sağ olasınız. Sevgili izleyiciler, heyecanla beklediğimiz bu 250. programı böyle özel konuklarımızla bitirmiş olduk. Hepinize iyi bir hafta sonu dilemeden önce, biliyorsunuz bu hafta sonu ülkemiz için önemli bir birliktelik etkinliği var. Hem demokrasi hem de bu 15 Temmuz'da kaybettiğimiz şehitler anısına Yenikapı'da bütün partilerin katılımıyla bir tören düzenlenecek. Burada umarım ki dünyaya vereceğimiz barış ve birliktelik mesajları doğru yere ulaşır diye düşünüyorum. Bir de yarın yine önemli bir gün. Hiroşima atom bombasının 71. yılı. Baktığınız zaman bu da bir insanlık faciası olarak gözümüzün önüne geçiyor. 20. yüzyılda yapılmış. Bunun için de hep sevgi ve barışın sizlerle olmasını diliyoruz. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.